Benim skor tablomda neredeyim lan ben? Türkiye sıralamasında ise 6.'ymışım. Oyunu çok oynadım demiştim. İşte benim niye mi 2,5-3 milyon abonem yok? Herkes Brawl Stars'ta çar kasarken ben bunu kasıyordum. Malım çünkü. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz Trend Mobile Google Play oyunlarına bakacağız. Sizlerle Discord üzerinden konuşuyorum ve konuştuğum zaman her 3 sorudan biri Mobile Trend ücretsiz oyunlar ne zaman gelecek oluyor. O yüzden bugün yeni bölümdeyiz. İlk oyunumuz Genshin Impact ve aynı zamanda bu videomuzun sponsoru. Bu videomuzun sponsoru Genshin Impact'e teşekkür ederiz. Oyunumuzu aşağıdaki linkten hemen ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Genshin Impact birçok ödül almış bir açık dünya aksiyon RPG oyunudur. iOS, Android, PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5'te tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabilir. Oyunumuzdan biraz bahsedersek ateş, su, toprak, hava gibi toplamda 7 farklı elementin bulunduğu Teyvat kıtasında büyülü bir macera. Burada her şeyi yapmakta özgürsünüz. Yüzebilirsiniz, dağlara tırmanabilirsiniz, dağlardan süzülebilirsiniz, düşmanlarla savaşabilirsiniz ve arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Tabi benim arkadaşım yok. Bu videoyu da oyunu indirip benimle arkadaş olmanız için yapıyorum zaten. Arkadaş demişken, Genshin Impact'in aynı anda 4 oyuncuya kadar co-op desteklediğinden bahsetmiş miydim? Genshin Impact sürekli güncelleme alan ve yenilikleri hiç bitmeyen bir oyun. Şu anda 2.1 güncellemesinde. Biraz da bu güncellemeden bahsetmeme izin verin. Güncellemelerde oyuna bol bol yenilikler ve yeni karakterler ekleniyor. Bu karakterlerden ilki Raiden Shogun. Sangonam Yakokomi. Ve Kujo Sara. Tüm bu karakterleri ve yeni silahları elde edebilmek için şans çekilişlerinden faydalanabileceğinizi unutmayın. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Oyunda birbirinden farklı tonla challenge bulunuyor. Bu challenge'ları yaparak daha fazla güçlenebilir ve tabii ki de yeni karakterleri açmak için daha fazla şans elde edebilirsiniz. Bunun dışında Moon Chase Festivali ve balıkçılık ekleniyor oyuna. Burada deniz yok, o yüzden oyundaki balıkçılıkla idare edeceğiz. Ama güzel ödüller olduğunu düşünüyorum. Yeni güncellemeyle birlikte oyuna gıcır gıcır yepyeni silahlar eklendi. Ve tabii ki olmazsa olmazımız yeni bir canavar, Signora. Bana takmış olan İngilizce öğretmenimi andıran bu canavarı kesmek için sabırsızlanıyorum. Son olarak iki yeni haritamızdan Watatsumi Adası ve Seiraiya Adası'nın oyuna eklendiğini hatırlatmak isterim. Genshin Impact'i açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu videomuzda sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Ve videomuza devam edelim. My Friend Pedro, muz olarak adlandırdığım oyun. Evet, bu oyunu ücretsiz ama premiumunu alabiliyorsunuz. Premiumunuza 25 bir şey değilmiş aslında, aldım da. Babanızdan muz olmayı öğrenin. Selam, başardın. Aa, burada Türkçe. Yardımına ihtiyacım var, soy beni. Karım ve iki çocuğum kaçırıldı. Şimdi ben muz olarak soysam karını mı soymuş oldum? Ne? Bilgisayardakinin daha basit versiyonu, sürekli zıplamalı. Sağa zıplayın, sola zıplayın. Şu aralar çok fazla mobil ücretsiz oyun yok. Güzel yok. Var da yanlış olmasın. Güzel ücretsiz mobil oyun yok. Bu benim canımı çok sıkıyor. Ve bu bilgisayar versiyonundan daha kolay. Ama 25 lira etmez. Çünkü bilgisayar versiyonu 16 lira. Nasıl ki? Nasıl? Uf! Ya kardeşim muz... Spor yapıyorum. Muz yani. Protein. Uy sen. Bu oyun niye bu kadar popüler la? Matrix benzeri Bullet Time özelliğini kullandığı için. Aslında o kadar popüler olacak bir özelliği yoktu. Bu oyun biraz haddinden fazla popüler ya. Ulan bugün de muzum çok şükür. Bugün de muz olduk. Şöyle kayıyorsun hızlıca. Kayarken ateş. Heh top oluyorsun. İn aşağı. Biz bunları yeriz. Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar götümü yesin. Ben olsa ben de götümü yerim. Ama nasıl yerim biliyorum bari. Ücretsiz mobil oyunlara yenisi eklendi. Bazuka'yı kesti. Ne? Ne diyorsun? Bu oyunu indirmeliyim. Swordplay, Biçer, Duvar, Ninja 3D. 3D eklendi mi kalite arttı anladım. 3D yazdı mı bende bitti. Ben orada eridim. Bak yanana kadar buradayım. Sabaha kadar buradayım bugün. Şu mükemmelliği görüyor musun? Can you believe it? Anladın mı? Ha? Bak İngilizce mükemmel. Awesome. Awesome. Awesome ne lan? Awesome'dur o. Awesome ne ya? Şuna inanabiliyor musun? Başarımı açtım. La git! Bu videoda zaten reklam yaptık biz ya. Ben yaptım, sana gerek kalmadı ya. Ben yanmam ki. Oyun easy. Bu oyun niye ücretli biliyor musunuz bu arada? Onu da göstereyim size. Dur. Neden ücretli olduğunu göstereyim. Ölüyoruz. Reklam izleyerek devam edebiliyor muyum? Bu oyuna ücretli almanıza kesinlikle gerek yok. Şimdi şöyle çarpı dediniz diyelim. 5. bölüme kadar geldiniz ya. Yok ne 5 pardon. 8. bölüme kadar geldiniz ya. 8'den devam edemiyorsunuz. Ediyorsunuz. Ben anlamadım. Niye ücretli lan bu oyun?
Mobilde devam edemiyorsunuz. Hangi mal? Bu oyun hiç para getirmez bunlara. Ben o Ninja oyunu oynamam lazım, anlıyor musun? O Ninja benim için önemli. Benim için önemli. Gerçekten de tam reklamdaki ay aradığım oyun ya. Aradığım ay nasıl? Ben bu hayatta oynamadan ölmemem gereken bir oyun. Gerçi ay hayatımın oyunuydu. Ve maalesef ki ücretsiz en popüler diyorsunuz ya, hep bunlardan dolu. Bu yüzden ücretsiz oyunları çok çekemiyorum yani. Yok. Güzel yok. Kalmadı artık. Sömürdük hepsini. Destur daha oynamadım lan. Ne reklamı Destur lan? Sesle oynanan bir oyun. Ha. 73 sayla senin ananı bacırı. Hı. Devot. Geçtim lan. O zaman şarkı skillerimi skills. Memeler boğa. Ne? Bu. Ne biçim oyun? Bu oyun otobüste. Oynan. Bu oyun otobüste oynanmaz ya. Muhtemelen videoyu izleyenlerin yarısı şu an videoyu terk etti. Bağırması okey de yani. Tamam bir fikir denemişsiniz de iyi değil. diye böyle. Evet, oyunlarımız bittiği için çok bilindiklere geçtim. Lan neyle oynuyoruz? Asfalt ağladı be. Asfalt ağlıyor şu an. Ağlıyor musun? Yarış oyunlarını hiç sevmiyorum. Ama neden bu kadar keyif alıyorum? Almıyorum, alıyormuş gibi yapıyorum. Aa! Yani aslında keyif alıyorum da çok değil. Bak. Tamam. Şunlar bir bak. Yok, şöyle bir arabam olsun. Olsun yani, başka bir şeye gerek yok. Borcu falan olmasın. Olsun sadece. Saçma şey. Sağ. Ya finish çizgisinden götünün önüne kendilerine bizden değildir. Değil mi? Gerçekten iğrenç bir hayat. Bu ne lan, bu ne? Bana bunu mu layık gördün? Yap. 37 bin dolar. Soldaki 350Z mi lan? Bir Nissan 350Z mi olmasın? Tamam kanka, tamam. Bas. Ver nitroyu. Ver ayarı. Soldan. Üf be. Lan hava ağladı lan. Asfalt da ağladı. Hava da ulan her yere ağlıyor lan. Niye ağlıyorsunuz oğlum? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ağlamayın lan. Ağlamayın. Buralar yurt dışı. Ağlamayın. Of, helikopter mi? Neydi o? Ha, araba sürüyorum ama helikopterde gözüm var. Manyak mıyım? Götten. Adama göt. Oyunları böyle oynayan bir insanı izlemeyi çok isterdim. Boşver dedi. Reklam izle veya boşver var. Hayatımda gördüğüm en samimi iki seçenek. Çok oynadık yeter. Soul Knight diye bir oyunumuz var. Bu neymiş lan? Aç kar. Silah. Al kardeşim. He, Enter the Gungeon gibi. Anladım. Tamam. Easy. Bıç al. Anlos'tan bıç veriyorum. Bıçtırın gidin lan. Gel. Anlos da abim bıç verdi. Gel. Anlos abi ne yapıyorsun? Abi yavaş. Domuz geldi. Anlos abi ne yapıyorsun böyle? Günah abi onlar. Öyle şeyler ayıp. Bak yanıyorum abi. Yanıyorum. Bıçak çıkarma şansım arttı. Anlos abi keleş çıktı abi. Yanıyorsun. Portal. Portala götten. Gene mi aynı? Enter the Gungeon oynasaydık, bu ne ya? Ya aynı değil. Dur, köpek balığı var. Köpek balığı ama ne yapıyor lan bu? Utanmıyor musun oğlum köpek balığını karada oynatmaya? Kutu kırılıyor. Kutu pense. Amı yese arkadaşım Alperen. O zaten yiyor. Güzelmiş. Kedi niye yanımda? İkinci kattayız, tamam. Yazmayı dayıyoruz. Üf, kritiği çaktık. Üf. Güzel oyun aslında. Şaka yapmayın. Kurbanlık domuz. Hepsinin ama kurban bayram mübarek olsun. Mumda. O ne lan? Kazı kazan kartı. Kazıdım, kazandın mı? Şemsiye. Dur, şemsiye önemli. Ne? Nerenin şemsiyesi? Amerikan'ın şemsiyesi. Bunlar hep Amerikan şemsiyesi yerim. Bunlar hep Amerikan şemsiyesi. Bunlara aldanmayın. Tamam mı? Ben domuza bineyim.
Böyle ha değil mi? Manyak gibi böyle. Şemsiyeyi sal plazması lazım. Ben kılıçla keserim bunu. Ay! Şemsiye saldırısı lan. Domuzla domuz kesiyorum. Ya ne kadar Müslümansınız? Domuzla domuz kesiyorum. Ha ne kadar Müslümansınız? Bunlar hep ben Amerikalılar yiyemesin diye yapıyorum hani. Sonuçta Allah yasaklamış bunu ya, değil mi? Oyunun olayı hiç ölmeden en sonsuza kadar gitmek. Elbet bir yerde bitiyor. İşte bittiği yere kadar hiç ölmeden gitmek. Olayı bu. Ölürseniz en baştan başlıyor. Ve her roundda yeni silah keşfediyorsunuz. Hades gibi düşünün. Hades oyun biliyorsanız. Yani bunu daha az çok anladınız bu oyunda. Güzelmiş Soul Knight. Benden mobil oyun tavsiyesi isteyen herkese net olarak önerdiğim, benim de çok uzun saatler oynadığım bir oyunu önereceğim. Göstereceğim. Anlatacağım bu oyunu bu arada. Biraz anlatmaya ihtiyacı var. Hyperdrome. İsmi böyle yazıyor. Göstereyim indirirseniz diye. Ödülüm varmış lan. Oyunu bayağı oynamıştım bu arada, evet. Şu ekrana baktığınız zaman zaten az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu oyun Clash Royale miydi lan o? Ona benziyor ama araba yarışı oyunu. Belki daha önce göstermiş olabilirim bu oyunu, bilmiyorum. Her fırsatta gösterirsin ben sürekli unutuyorum gösterip göstermedi. Önce en soldan başlayalım. Burası satın alma bölgesi, mağaza. Buraya hiç girmeyin. Hiçbirine ihtiyacınız yok. Kesinlikle hiç para harcamadım oyuna. Levelim benim yüksek. Şurada da mühimmat, kartlarınız var. Bunlar benim elimdeki desteler. Yani oyun içinde kullanacağım deste. Clash Royale gibi düşünün. Oyunu esnasında kullanacaklarım. Bunlar da zaten sahip olduklarım. Sahip olmadıklarım sadece şu ikisi. Bu ikisini de çıkartırım ben. Yani kilidi aç diyerek de. Şu an alabilirim hatta. Hatta param var. Alabilirim şu an mesela. Anladın mı? Mesela şu an sağ üstte param var. Oyun kendi para da veriyor size. Şurada garajınız var. Garajda arabanızı modelini seçebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela benim arabam diyorsunuz. Hızlı mı olsun? Tank mı olsun? Çok yönlü mü olsun? Hani. Ben hızlı arabayı seçiyorum. Maalesef oyun çok fazla popüler değil. O yüzden çok canımı sıkıyor. Yani Clash Royale'den daha güzel olduğuna emin olabilirsiniz oyunun. Karşıma böyle bir rakip geldi. Çok gönlü bir rakip geldi. Oyun durdurma imkanı yok, o yüzden hareket ederken alacağım. Mavi benim. Zaten şu öndeki. Ben galiba tank araba seçtim, emin değilim. O da yeşil işte. Bu harita hoşuma gitmedi şu an. Burada benim kartlarım var. Ben şu an anlatıcı modunda olduğum için çok önemsemiyorum yarışı. Olayınız 5 roundluk yarışı kazanmak. Ya da diğer rakibinize hasar vererek şu geri çizgiye geri düşürmek. Yani rakibinizi zamana karşı da elemek aynı zamanda. Amacınız bu yönlerde. Ya 5 round'ı kazanacaksınız ya da rakibinizi eleyeceksiniz. Şu an elendim anlatırken. Ben şuradan özelliklerimi anlatayım. Buradaki zırh, kalkan, bu mayın, bu dondurucu. Önündeki arabayı puf diye donduruyor. Yavaşlatıyor aynı zamanda. Şu ışınlanma, ileri ışınlanıyor. Yani mesela yerde mayın var şurada. Şöyle hop ışınlanıyorsunuz buraya. Mayına basmıyorsunuz. Rakibiniz siz kendi koyduğu mayına basıyor. Bu araba tamiri. Bu canınız azaldıkça yavaşlıyorsunuz. Tamire ihtiyacınız var. Bu tavşan araba giderken birden havaya kalkıyor, havada gidiyor, sonra iniyor. Yerde mayın varsa veya arkadan füze geliyorsa. Bu hayalet görünmez oluyor. Hatta geliştirelim. Bu da hızlanma. Bir sürü özellikler var, hepsini tek tek anlatmak yarım yıl sürer. Bir maç yapayım, yeneyim, bitireceğim. Evet, bu arada rakibinin attıklarına da bakarsanız iyi olur çünkü hani elektrik attı şu an. Bana elektrik veriyor, yavaşlatıyor. Canım da gidiyor. Şerefsiz. Ben tamir atıyorum kendimi. Tamir ediyor şu an yine. Hızlandırma attı. Ben de hızlandırma atıyorum. Aynı zamanda yere dondurucu bir mayın atıyorum ki buraya geldiğinde dondurucu mayını basacak. Ben de basabilirim aynı zamanda. Işınlanma atmayacağım. Ya bak ışın... Bak önce füze atacağım. Yok. Işınlanma atacağım. Evet. Şu an sadece savunma şeylerim var. Dondurucu yok. Tavşan atacağım. Biraz ki değişmesi için. Hızlanma attı. Şunları atacağım, hızlanacağım. Kendi mayınıma bastım. Kendi mayınıma bastım dikkatsizlikten. Mayını tekrar koyayım, ışınlanalım. Şu bölgede 7 saniye kalmamanız gerekiyor, 7 saniyeden fazla. Geçiyor, gidiyor. Gene kaybettik. Benim skor tablomda neredeyim lan ben? Sıralamada 340.ymişim. Türkiye sıralamasında ise 6.ymişim. Oyunu çok oynadım demiştim. İşte benim niye mi 2.5-3 milyon abonem yok? Herkes Brawl Stars'ta çar kasarken ben bunu kasıyordum. Malım çünkü. Bu sefer full saldırı odaklı oynayacağım. Şu anki destemde buz füzesi, koçbaşı. Koçbaşı mesela buz kaplandığı zaman onu kırıyor veya rakibe direkt saldırıyor. Hızlanıyor tabii aynı zamanda. Kalkan. Tepeden füze, yukarıdan ışınlanma, buz mayını ve ileri doğru buz atma var. Hadi bak aldım bu sefer. Ama hiç şeyim yok ki bak. Küre attı. Çok kötü başladık. O zaman çaktım füzeyi. Mayını koydu bak. Mayını koydu. Işınlanıyoruz mayının önüne. Çaktım. Ben de mayın koyayım lan. Hadi bakalım.
bir koç başıyla şöyle saldıralım. Hemen savunma koyalım. Yukarıdan füze atıyor. Ben de sana bir yukarıdan çakayım. Dur kardeşim. Ben de bir şöyle. Nasılsın, iyi misin ya? İyi misin? Hey! Bak bak yedin. Bak hadi yedin onu. Hadi yedin onu. Ben yemedim. Ben koydum şeyi. Tavşanı. Onu yedin. Geçmiş olsun reis. Baba bak. Buzlu halde kanca atarsa ileri doğru gidebiliyor. Savunmayı koydum. Ben de sana yukarıdan atayım bir tane. Hadi iyisin. Hadi gene yedin. Mayın koyacak. Işınlanacağım ki. O mayını yemem ben. Bir daha mı koydun? Ne oldu? Gene bu koç başında nasıl kırdım mayını? Nasıl mayını kırdım ama? Hemen bir savunmayı çakayım. Çık oradan. Dur. Kara deliğe attı beni. Bir tane hemen atıyorum füzeyi. Füzeyi yapıştırdım sana. Sana bir... geçtim. Hadi bakalım. Yukarıdan bir füze çakmamız yok mu sana? Sana bir yukarıdan füze. Nasıl, yine iyisin değil mi? Ne oldu, hızlandın mı bir anda? Hadi gel. Hemen bir füze atayım. Arkadan yakalasın seni. Füze seni bir arkadan yakalasın. Hayır. Hadi bakalım. Arkadan yakaladım füze. Ne oldu? Ay. Lan ileri. Kendi aynıma bastım. Allah cezanı. Biz arkadan füze yakalasın. Son tur. Koçbaşıyla savunmayı tutmam lazım. Savunmayı bas. Yukarıdan bana şey atıyordu. Portal, kara delik atıyordu. Koçbaşını bastım şöyle. Hızlandım. Geliyor. Şöyle bir ayağa kalkalım. Havalanalım. Bir ışınlanayım. Şöyle. Hadi bakalım. Aslında çok eğlenceli, biliyor musunuz oyun? Ne oldu kardeşim? Dur kardeşim ya. 30 kupaya bastım sana. Ayrıl. Sıralamam yükseldi. 322. oldum artık. Türkiye'de kaçıncıyım? Benim puanım 3000 lan. Türkiye'de 5.'ydim ben. İlk 5'teydim yani. Bu videonun başında ilk 5'teydim. Çünkü yani yenildim anlatırken. Bu videomuzdan bu kadar. Aşağıdaki linkten Genshin Impact'i indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak bulabileceğiniz en kaliteli oyunlardan birisi.